Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir haftanın oyuncularını tahmin bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, tahminlerimize geçmeden önce her zaman söylediğimiz gibi sizler de gözünüze çarpan oyuncuları izlediğiniz, takip ettiğiniz bu hafta haftanın oyuncularına gelme ihtimali olan oyuncuları fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen tahminlerimize başlayalım. İlk oyuncumuz Premier Lig'den Everton Manchester United maçından sizlerin de az çok tahmin edebileceği gibi Bruno Fernandes, Manchester United 3-1 kazanıyor ve gollerin 2 tanesini Bruno Fernandes atıyor. Son golü de 90+5'te Cavani'nin attığı golünde pasını aktarıyor, topu kapıyor, işte ani kontra atağa çıkıyorlar. Maçı izledim arkadaşlar bu arada. Kontra atakta Cavani'yi aldı atlıyor. Kendisi de kaleye vurabilirdi aslında orada ama pas vermeyi tercih etti. Direkt 3 golde galibiyette payı olduğu için büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum. 2 gol 1 asiste. Baktığımız zaman max seviyesi 93, bir siyah topmuş. Bu zamana kadar daha önce 2 kere geldi. Hem kulüp selection'da geldi hem de Player of the Week'de geldi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Portekiz milli takımında gelmişti, pardon düzeltiyorum. Kulüp selection ve Portekiz milli takımında. İkisinde de 95'ti. Yine 95 olaraktan karşımıza çıkar diye düşünüyorum. İlk oyuncumuz Manchester United'dan Bruno Fernandes. Yine Premier Lig'den devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir Chelsea Sheffield United maçı var. Chelsea 4-1 kazanıyor. Golleri Abraham, Chilwell, Thiago Silva ve Timo Werner atıyor. Burada gollerden ziyade 2 tane asist yapan, geçen hafta da muhteşem bir performans sergileyip ama haftanın oyuncularına gelmeyen ama bu hafta da yine aynı şekilde performans sergileyen Ziyeh'den bahsedeceğim arkadaşlar. Hakim Ziyeh bu hafta büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum. Geçen hafta dediğim gibi yine muhteşem bir performans sergilemişti. Yanlış hatırlamıyorsam 1 gol 1 asist yapmıştı. Bu hafta da yine 2 asistle karşımıza çıkıyor. Büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum. Bu hafta artık gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. 92 siyah top ofansif ortası arkadaşlar. 2 genel derece yükselerekten 94 olarak karşımıza çıkar. Yine burada 1 gol atan Chilwell'de Chelsea'den yine muhteşem bir performans sergiledi arkadaşlar. İstatistiklerine baktığımız zaman büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelme ihtimali olacak oyunculardan bir tanesi daha Chilwell arkadaşlar. Sol bek oyuncusu. Büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum. Chelsea'den iki oyuncu birden söylemiş olduk. Devam ediyoruz. İspanya Ligi'ne geçtik. La Liga'ya. La Liga'da bir Barcelona Real Betis maçı var arkadaşlar. Barcelona 5-2 kazandı maçı. Golleri Osman Dembele, Griezmann, Messi 2 tane, Pedri attı. Toplamda 5 gol atmış oldu. Messi ikinci yarı giriyor arkadaşlar ve 2 tane gol birden atıyor. Hatta Griezmann'ın attığı gol dedi arkadaşlar. Muhteşem bir maçı izledim arkadaşlar. Griezmann'ın golünde soldan orta açılıyor. Messi işte topun üstünden atlıyor. Arkasındaki Griezmann'a gidiyor. Bütün defansa tabii ki Messi'nin peşinden gidiyor. Griezmann bomboş kalıyor. Griezmann'ın önünde kalan topu da Griezmann neredeyse boş. Yani kaleci var ama boş kaleye attı gibi bir durum söz konusu oldu. Yani o golde de Griezmann'ın Messi'nin payı yüksek. Yani o golde de direkt bir asist yapmış gibi oluyor. Haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin düşünüyorum ben Messi'nin. 2 de gol attı. Büyük ihtimalle gelmesinin gerektiğini düşünüyorum. Baktığım zaman 98 sağ açık pozisyonunda. Bir genel derece yükselir. 99 olur ve ofansif orta sahada da 101 olaraktan karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Çünkü şu anki kartı arkadaşlar 98'lik kartına pozisyon antrenörü bastığınız takdirde ofansif orta sahada 100 oluyor. 99 gelirse de büyük ihtimalle 101 olaraktan karşımıza çıkar diye tahmin ediyorum. İspanya Ligi'nden devam ettik. Bir Atletico Madrid-Cadiz maçı var arkadaşlar. Atletico Madrid 4-0 kazandı. Maçın bir bölümünü canlı izledim. Felix'e izlemek için. Ki beni de yanıltmadı zaten. 2 gol 1 asist yaptı João Felix arkadaşlar. Geçen hafta da performansı fena değildi. Zaten kondisyon derecesi B'ye gelmişti geçen hafta. Bu hafta bence haftanın oyuncularına gelebileceğini düşünüyorum. Felix'in 2 gol 1 asistle. Baktığımız zaman 94 altın top gizli forvet arkadaşlar. Genç bir oyuncu olduğu için 3 genel derece birden yükselip 97 olur diye düşünüyorum. Zira Portekiz milli takımından 96 olarak geldi. Ama selectionlar
biraz düşük geliyor arkadaşlar ama haftanın oyuncuları yüksek gelebilir. Mbappe de olduğu gibi. Mesela Mbappe selectionlarda 99-100 geldi ama haftanın oyuncularına 101 olarak geldi. Yani haftanın oyuncularının direkt performansa dayalı olduğu için selectionlardan yüksek olabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Felix o yüzden 3 genel derece yükselerekten 97 olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Devam ettik. Almanya'da önemli bir maç vardı. Borussia Dortmund, Bayern Münih. Yine bir kısmını canlı olaraktan seyrettim maçın. Baktığımız zaman Lewandowski yine her zamanki gibi boş geçmedi arkadaşlar Borussia Dortmund'a, eski takımına. Bir gol bir asist yaptı. Ama burada ben daha çok ön plan, golün bir tanesinde Alaba attı bu arada. Alaba da free kick'ten attı arkadaşlar. Bu arada çok değişik bir free kick taktiği denediler ve free kick'ten gol attılar. Burada ben Alaba'nın gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani Lewandowski 2 gol attı ama Alaba büyük ihtimalle gelir diye düşünüyorum. Daha önceden gelmişti. Yani daha önceden kulüp selection Bayern Münih gelmişti. Orada yanlış hatırlamıyorsam 94 oluyordu. Normal max seviyesi de 92 olması lazım arkadaşlar. 94 mi 95 olarak mı geldi hatırlayamadım ama yine aynı şekilde yani 95 olaraktan karşımıza çıkar diye düşünüyorum Alaba arkadaşlar. Bu hafta 94 veya 95 olur diye düşünüyorum Bayern Münih'ten. Ama Lewandowski'nin golleri de güzeldi arkadaşlar. Attığı gol pardon. Devam ettik. Notlarıma baktım. Fransa'ya geçtik. Fransa'da bir Paris-Rennes maçı vardı arkadaşlar. Paris 3-0 kazandı. Golün bir tanesini Di Maria, bir tane de Keane attı. Bir golü de kendi kalelerine attılar. Moskin'in golünde de asisti yaptı Di Maria. Bu hafta ben büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin yüksek olacağını düşünüyorum. Angel Di Maria'nın baktığımız zaman 93 sağ açık oyuncusuymuş. 2 genel derece yükselerekten 95 olup karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Portekiz'e geçtik. Guamiras Sporting Lisbon maçı var. 4-0 kazandı. Sporting Lisbon. Pedro Gonçalves 2 gol 1 asist yaptı. Geçen haftalarda da yine performansı muhteşemdi. O hafta gelmemişti. Bu hafta büyük ihtimalle gelir diye düşünüyorum Gonçalves'in. Gümüş top arkadaşlar kendisi. 87'ye kadar yükselebiliyor. Göbek oyuncusu. Altın top olup 93'e kadar yükselebilen bir oyuncu olaraktan karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Yine Premier Lig'e geçtik arkadaşlar. Bir Arsenal-Aston Villa maçı var. Çok zor bir maç. Arsenal gibi bir deplasmanda, Aston Villa deplasmanda 3-0 kazandı arkadaşlar. Ve Watkins burada 2 gol birden atıyor. Arsenal gibi dediğim gibi bir takım arkadaşlar. Zor bir deplasman. 3-0 kazanıyor ve 2 tane de Watkins attı. Büyük ihtimalle haftanın oyuncuları gelir diye düşünüyorum. Baktığımız zaman kendisi gümüş topmuş. 86'ya kadar yükseliyormuş. 92 olaraktan karşımıza çıkar diye düşünüyorum. La Liga'ya geçtik. La Liga'da bir Valencia-Real Madrid maçı var. Real Madrid hezimete uğradı gibi bir şey oldu. Valencia 4-1 kazandı. Çok ilginç maç oldu arkadaşlar. Penaltılar havada uçuştu. Toplamda 3 tane penaltı oldu. Ve 3 penaltıyı da Carlos Soler gole çevirdi. 3 gol hat-trick yapmış oldu. Yani penaltıdan hat-trick yapmış oldu. Ama sonuçta gole çevirdi. 3 golle haftanın oyuncularına gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü istatistikleri de hiç fena değil Carlos Soler'in arkadaşlar. Baktığımız zaman büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum. Baktığımız zaman 90 sol kanat oyuncusu, altın top olaraktan 95 olaraktan karşımıza çıkar. Genç bir oyuncu çünkü arkadaşlar. Devam ettik. Şimdi Hollanda Ligi'ne geçtik arkadaşlar. Hollanda'da bizi bir PSV Eindhoven William maçı karşılıyor. PSV Eindhoven 3-0 kazandı arkadaşlar. Ve burada golleri Max, Maria Götze ve Malen atıyor. Ama iki asisti de sağ bek oyuncusu Dumfries yapıyor. Büyük ihtimalle haftanın oyuncularına sağ bek olaraktan gelir diye düşünüyorum. Kendisi altın top 90'a kadar yükselebiliyormuş. Siyah top olup 94'e kadar yükselebilen bir oyuncu olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum.
Devam ettik, Portekiz Ligi'ne geçtik. Portekiz Ligi'nde bir Porto maçı var. 3-1 kazanmış Porto. Golleri de Terami, Mbamba ve Oliveira atmış. Sergio Oliveira diğer iki golünde asistini yapıyor. Yani bir gol, iki asiste direkt 3 gole katkı sağlamış oluyor ve büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum. Bir gol, iki asiste. Kendisi gümüş topmuş, 85'e kadar yükseliyormuş. Yine altın top olup 91'lik bir oyuncu olaraktan karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Bu hafta beklediğim çok ilginç oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Merakla bekliyorum çünkü özelliklerini inceledim. Bronz toptan bir bahsedeceğim arkadaşlar. Bir bronz top gelmesini bekliyorum. O da Rusya Ligi'nden Dinamo Moskova'da oynayan stoper oyuncu Egenyev arkadaşlar. Moskova, Lokomotiv Moskova'yı 5-1 yeniyor. Bir Moskova derbisi. Ve Egenyev burada arkadaşlar bir gol bir asist yapıyor. Stoper oyuncu. Kendisi bronz top, özelliklerine de bakabilirsiniz. Büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelir diye düşünüyorum. Kendisi dediğim gibi bronz top, genç de bir oyuncu. Özellikleri çok iyi. Bronz top halindeki bile özellikleri çok iyi. 87'ye kadar yükselebiliyormuş. Büyük ihtimalle altın top olur. Ve karşımıza 92'lik bir stoper olarak gelir. Eğer gelirse en çok merak ettiğim oyunculardan bir tanesi. Bakalım inşallah gelir arkadaşlar. Gelirse bana çıkmasını isterim. Dediğim gibi bronz toptaki özellikleri bile çok çok iyi. Altın top veya siyah top olacak. Yani siyah top olamaz da altın top olur büyük ihtimalle. Gelir diye düşünüyorum. Toplamda 12 tane oyuncu saymış olduk arkadaşlar. Bu hafta kaleci tahminim yok. Kaleci tahminlerimi yani bir kaleci bulamadım arkadaşlar açıkçası. Üstün performans gösteren. Sizlerin fikirleriniz varsa bu konudaki yorumlarınızı yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu burada noktalandırıyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.